Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok kolay hem de çok gösterişli, çabuk ilerleyen çok şık model hazırladım. Yapılışını anlatacağım. Şöyle sarı renginde ip kullanıyorum modelimi başlarken. Bebe yünü şişlerimde ipime uygun 3.5 numara. Hemen modelimizin yapılışına geçelim ilmeklerimi attım hazırladım arkadaşlar her bir desenimizi 11 ve 11'in katları artı bir ilmek üzerine atıyoruz 11 11 11 şeklinde ilmeklerinizi atın daha sonra bir tane de fazladan attık mı tamamdır ben bu şekilde iki tane desenden anlatacağım şöyle kısa bir ilmek atıp hazırladım sadece ilmeklerimi attım Bakın başka daha işlem yapmadım. Beraber başlayacağız. Şimdi çeviriyorum. Baştaki ilmeğimi de öreceğim ilk sıram. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İpi kendimden tarafı veriyorum. Bütün ilmeklerimi sıramın sonuna kadar hepsini ters örüyorum. Hepsi ters. sizler terslerinizi nasıl atarsanız o şekilde ilmeklerinizi atın diyorum her zaman ilmeklerimi ters ördüm sıramın başına geldim çeviriyorum bu sırada da bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar hepsini düz örüyorum. Hepsi düz. Evet şimdi 3. sıraya geçiyoruz çevirdim bakın şöyle 3. sıraya geçtim baştaki ilmeğimi örmeden aldım bir diye saydım bunu bir tane arttırdım iki bir tane ördüm üç bir tane arttırdım 4 bir tane ördüm 5. Bakın. Şimdi 5 tane ilmeğim var. Bu şekilde. Şimdi 6 tane ilmeğimizin içinden çift dolayarak düz ilmekler öreceğiz. 1 iki kez doladım. Ördüm birinci ilmek. Bakın 6 tane olacak. ikinciyi örüyorum. 2. İki çift doluyorum. iki kez doluyorum. 3. yördüm. 2 kez doladım. dördüncü yördüm. iki kez doladım. 5. yördüm. 2 kez doladım. 6. yördüm. 2 4 6 tane oldu. Şimdi bir tane düz. bir Bir kez arttırdım. 2. 9 tane olacak aralarda 9 kenarlarda 5 Bakın. 3 oldu arttırdım 4 5 oldu arttırdım Bakın. çiftten sonra düz almıştım 1 2 3 4 5 6 7 8 ve düzle bitirdim düzle başladım düz arttırdım düz arttırdım şeklinde 9 tane ilmek aldım. Şimdi 6 tane yine çift ilmek çıkartacağım. 1 2 3 4 5 6 6 tane oldu. 3 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bir tane düz ördüm. Bir tane arttırdım 2. Bir tane düz ördüm, bir tane arttırdım 4. Bir tane daha düz örüyorum 5. Şimdi 5 bu kenarda, 5 de bu kenarda oldu. Çeviriyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi Burada kenarda 4 tane ters öreceğim. Bir de kenarda vardı 5 olacak. Çiftlere kadar ters örmüş olacağım. 2 4 5 bakın. Şimdi çift ilmeklere geldim. İpimi yine önüne verdim. Bunları açıyorum. 1 2 3 4 5 ve alt 9 tane tersimi örüyorum ipin yönünü değiştirmeden ip benden tarafa 9 tane ilmeğimi ters örüyorum yani çifte kadar bu ilmeklerimizin hepsi ters çiftleri açıyoruz ilmeklerimizi ters örüyoruz çift ilmeklerimizi açıyoruz ters örüyoruz ipin benden tarafı yine bakın şimdi açıyorum 1 2 3 4 5 6 kenardaki 5 ilmeğimi ters örüyorum çeviriyorum. Şimdi bu sırada şekillendireceğiz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz. Yani açtığım ilmeklere kadar düz örüyorum bu sırada da. 2 4 5. Şimdi bakın açtıklarım belli. Burada 6 tane ilmeğim var. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu 6 tane ilmeğimin önce hepsini bir kez Düz örüyorum. Bakın, bir kez düz ördüm. Şimdi hiç ilmeğimi, ilmeklerimi çıkartmadan tekrar bakın, şu şekilde altı tane ilmeğime girip, bu sefer de bu taraftan doğru, doğru alıyorum. Bakın, şöyle içinden çıkarttım, şu şekilde ve buradan şöyle düz alıyorum ve altı tane ilmeğimi çıkartıyorum şeklimizi verdik Bakın, çok kolay bir model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 burada 9 ilmeğimiz vardı açtığımız 6 ilmeği geldiğimizde zaten belli 2 4 6 Alt. ilmeğimi önce bir kez düz örüyorum daha sonra bakın şu şekilde şöyle şu şekilde ilmeklerimin içinden tekrar girdim ve bir kez daha bu şekilde düz örüyorum ilmeğimi çıkartıyorum Bakın, ikinci şeklimizi de verdik Kenardaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Şöyle çeviriyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu sıranın hepsini sıra sonuna kadar ters örüyorum. Hepsi ters. Şimdi modelimiz çıktı arkadaşlar. Modeli kurduk. Arkadan bir sırada tersimizi ördük. Şimdi iki modelin arasına önden bir sıra düz, arkadan bir sıra ters öreceğiz. Daha sonra yine desenimizi kuracağız. Bir sıra hemen önden düzümü örüyorum. Bir sıra düz, bir sıra düzümüzü ördük, kenarımıza geldik. Çeviriyorum. Sırada da bir sıra ters öreceğiz. Bir sıra ters öreceğiz. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bir sıra tersimi ördüm. Evet bir desenimizi kurduk. Buraya kadar bir desen arkadaşlar. Şimdi şu iki sıra olan tırtıklarımızı yapacağız. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şimdi ikinci modele tekrar başlıyoruz arkadaşlar. Ben hemen ilk sıraları göstereyim. İpi öne verdim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz şöyle sıranın sonuna geldim bütün ilmeklerimi ters ördüm birinci çizgimiz oldu arkadaşlar kenar ilmeği düzledim bakın birinci tırtığımız oldu şimdi ikinci tırtığı da bu arka yüzde yapacağız baştaki ilmeğimi örmeden aldım bu sefer de bütün ilmeklerimi düz örüyorum Arka sırada da şöyle bakın ikinci tırtığımız da oluşuyor. Düz örelim. Bu sırada da bütün ilmeklerimi düz örüp sıra sonuna kadar geldim. Şöyle çevirelim. Bakın tırtıklarımız yine oluştu. 1 2 buradaki gibi 1 2. Şimdi ne yapmıştık? Bu sırayı da göstereceğim. Daha sonra arkadaşlar hep bu iki tırtığın üzerini takip edebilirsiniz. Oradayız. Tekrar tekrar aşağıya inip izleyebilirsiniz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bir tane arttırdım, bir tane ördüm, bir tane arttırdım, bir tane ördüm. 2 4 5 tane oldu. Buradaki 6 tane ilmeğimi çift doluyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğimi çift doladım şimdi bir tane düz örüyorum bir tane arttırıyorum 2 bir düz 3 arttırdım 4 bir düz 5 arttırdım 6 7 arttırdım 8 bir tane düz ördüm 9 şimdi 6 tane ilmeğin içinden çift çıkartıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 burada 3 ilmek kaldı bir düz bir arttır 2 oldu bir düz bir arttır 4 oldu bir tane de kenar ilmek hep bu işlemleri yapacağız çok kolay çok da gösterişli bir model arkadaşlar tekrar izleyip yani bir kez daha izlerseniz aklınıza iyice girer model hatta iki modelden sonra inanılmaz derecede çabuk örülüyor ve çok zevkli bir model şöyle arkadaşlar büyük parçalı ördüğümü de göstereyim videomuzu sonlandıralım inşallah büyük parçada ördüğümde bu şekilde arkadaşlar bunu da bu şekilde dört tane de senden kurdum gerçekten de çok güzel bir model yeleklerde çeketlerde kazaklarda çok güzel durur arkadaşlar bakın hiç lastik gerektirmeyen ve şık model çabuk da ilerliyor arkadaşlar iki tane modelden sonra hemen aklınızda geliyor model hiç modele bakmadan örebilirsiniz bu modeli de çok güzel olur bebek örgülerinde yetişkin örgülerinde muhteşem olur arkadaşlar kız bebeklerinde kız çocuklarında anne yeleklerinde çeyizlik yeleklerde muhteşem olur Umarım beğenmişsinizdir. Benle beraber başlar örersiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.